Hz. Musa Firavun'un sarayında büyüdü. Ama Firavun'un sarayında büyümeskle birlikte İsrail oğullarından olduğu biliniyordu. Öyle olunca Firavunu rahatsız edecek, Firavun ve Firavun hanedanını, Firavun milletin rahatsız edecek herhangi bir şey yaparsa göze batması gayet doğal. İsrail oğullarından birisi olduğu bilindiği için de İsrail oğullarına meyledecek herhangi bir davranışı da göze batacak. Bu da doğal. Bir davranış hem İsrail olana meyledecek bir davranış ve o davranış aynı zamanda Firavun hanedanı ve milletine karşı zarar verici bir davranış olursa ikisi birleşince çok ciddi bir problem. Hz. Musa böyle bir olay yaşadı ve kendisine Firavun ve yönetiminin ileri gelenlerinin kendisini öldürmek için bir toplantı yaptıklarını, bir öldürme kararı aldıkları haberi gelince hemen apar topar Mısır'dan kaçtı. Olayın detaylarına girmeyeceğim. Detaylarını ayetlerden, tefsirlerden okumak mümkün. Yani yanına gidip de işte çanta hazırlayacaktı, yanına biraz erzak alacaktı ya da yanına biraz para, biraz dedim altın, gümüş bir şey alacak muhtemelen sarayda bir vardır ama öyle bir imkanı olmadı. Haber gelince yakalanmamak için, haber gelir gelmez hemen sınırı geçmek için harekete geçti. Günlerce yürüdü. Bunu nereden çıkarıyoruz? Ayetlerden değil ama gittiği yerin o dönemki arasındaki mesafeyi anlatan kitaplardan hareketle söylüyoruz. Günlerce yürüdü ve Medyen topraklarına geçti. Yani sınırı geçti ve rahatladı. Yani apar topar gittiği için üzerinde muhtemelen efendim birçok yani üzerinde kıyafetleri de yoktu. Üzerindeki dışında kıyafeti de yoktu. Gıda malzemesi de yoktu. Parası da yoktu. Bakın hiçbir şey yok. Memleketinden kaçmış. Artık barınağı yok. Ondan sonra yiyeceği yok. İşi yok, ailesi yok, kendisini koruyacak hiçbir şey ve hiç kimsesi yok. Yeterince başı belada mı? Şimdi bunun üzerinde biraz durun düşünün. Şu anda Hz. Musa'nın o halini dondurun kareyi ve üzerinde düşünün. Şu anda yeterince başı belada mı? Evet yeterince başı belada. Birçok sorunu var. Daha doğrusu aslında neredeyse hiçbir şeyi yok. Bir insanın bu hayatta yaşamını sürdürebilmesi için gereken şeylerin hiçbirine sahip değil gibi görünüyor. Tamam. Sonra filmi kaldığınız yerden devam ettirin. Medyen topraklarına geçiyor. Daha henüz nefes almış bile değil. Tamam. Firavundan kurtuldu, Mısır'dan çıktı falan ama henüz burada da güvenlikte olduğuna dair bir belirti yok. Bir kuyunun başına geliyor, su başına. Bakıyor ki çobanlar hayvanlarını suluyorlar. Bir kenarda da bir şey dikkatini çekiyor. Bir küçük sürü var. O sürünün sahibi olduğu belli olan ya da çobanı olduğu belli olan iki tane hanım var. Bu iki kız kenarda bekleşiyorlar. Manzara Hazreti Musa'nın dikkatini çekiyor. Şimdi öyle bakıp da geç gitmiyor yani. Orada bir sorun olduğuna dair bir his oluştu. Bir gözlem var, bir problem var orada ama bana ne? Yani benim yeterince zaten başım belada ben kendi başımın derdine düşmüşüm zaten deyip geçebilir miydi? Evet geçip gidebilirdi. Öyle yapmadı Hazretim Musa. Gitti ve o kızlara sordu. Sizin durumunuz nedir? Niye böyle bekliyorsunuz diye. Kızlar durumlarını anlattılar. Dediler ki işte babamız yaşlı birisi. Ondan dolayı bu sürünün çobanlığını babamız yapamıyor. Biz yapmak zorundayız. Bu cevaptan da anlaşılıyor ki bir erkek kardeşleri falan da yok. E yani erkek çobanlar biraz da çobanların kaba saba davrandıklarını düşünelim. Onlar hayvanlarını sulayıp da uzaklaşıncaya kadar biz bekliyoruz mecburen. Anlaşılan şu ki çobanlar da hakikaten kaba saba davranmışlar. Belki zulmetmişler. Onların kız olmalarından hareketle zayıflıklarını kullanmışlar. Ve onlara yardımcı olmak yerine onları geriye iteklemişler. Nasıl olsa onlar güçlüler. Güçlünün sözünün geçtiği bir... Kültür belki ortada olan şey. Bunu görünce Hazreti Musa baktı ki yardıma muhtaç iki tane kız var. Hemen sürüyü alıyor, güçlü kuvvetli birisi kendisi. Tefsirler bununla ilgili birçok bilgiler naklederler. O detaylarına girmeyelim ama sonuç bu. Hazreti Musa güçlü kuvvetli birisidir. Sürüyü alıyor, çobanların arasına giriyor. Muhtemelen yani kendine yer de açmış olabilir. Sürüyü suluyor, hayvanları sulattan sonra getiriyor tekrar kızların yanına bırakıyor ve Ondan sonra kızlar koyunlar alıp gidiyorlar. Hz. Musa bir kenara çekiliyor. Bir ağacın gölgesi diyelim, bir ataşın, bir kayanın gölgesi diyelim. Orada oturuyor. Evet, tüm sorunlarıyla tekrar baş başa. Ve Allah'a şöyle niyazda bulunuyor. Rabbi inni bima anzelte ileyye min hayrin fakir. Kasas Suresi'nin 24. ayetinde geçen Dua cümlesi. Rabbim bana indireceğin her hayra gerçekten ihtiyacım var. İnni fakir yani öyle bir fakirim var ki yani şu kadar fakirim değil. Şu konuda fakirim değil. Yani Allah'ım evim var ama yakacağım yok değil. Allah'ım evim var ama faturalarımı ödeyemiyorum değil. Allah'ım evim de yok. Faturalarımı ödeme imkanım da yok. Karnımı doyurabilmek için bir şeyler alabilme imkanım da yok. Derdimi anlatabileceğim bir yakınım da yok. Beni koruyup gözetebilecek bir takım himayecilerim de yok. Hiçbir şeyim yok. Kendinizi böyle hissettiğiniz zamanlarınız olur. Yani gerçekten her şeyin kötüye gittiği, arka arkaya problemlerin üst üste geldiği zamanlarınız olur. Hangisi için dua edeceğinizi bilemez hale gelirsiniz. İşinizden çıkmışsınızdır, çıkart çıkmak zorunda kalmışsınızdır. Sonra evinize gelirsiniz. Ev sahibi kirayı ikiye çıkartmıştır. Zaten işten yeni çıkartıldınız ve ev sahibi kirayı ikiye çıkartmıştır. Girerseniz içeriye eşiniz ya da çocuklarınızın hastalandığını görürsünüz ya da eşinizin evi terk ettiğini görürsünüz. Allah korusun yani geldi mi arka arkaya gelen problemler olur bazen. Bazen bir yerde hastalanırsınız, o hastalığınızın üzüntüsüyle eve dönersiniz, öğrendiniz o bilgiyle. İş yerinize gidersiniz diyelim o aldığınız hastalık bilgisiyle hastalık bilgisini öğrenen iş yeri sahibi hasta bir eleman çalıştırmayacağını söyler. Hastalık yetmez. Efendim işinizden de olmuşsunuzdur. Eve gelirsiniz bundan dolayı eşinizle tartışırsınız ve küsersiniz birbirinizi. Evde de huzursuzluk çıkmıştır. Bundan dolayı birçok arkadaşınız sizi arayıp sormayı bırakmıştır veya size daha önce borç vermiş birileri işinizi kaybettiğinizi duyduğunuzda, duyduğunda paramı alamayacağım endişesi gelip boğazınıza yapışmıştır. Tamam mı? Problemler üst üste gelir. Ben birkaç tane senaryo çizdim. Siz çoğaltın senaryoları. Problemlerin üst üste geldiği bir ortamda bir insan ne diye dua eder Allah'a? Allah'ım şu problemi çöz. E bu da var. Allah'ım o problemi çöz. Ama bu problem de var. Hazreti Musa nefis bir cümle kuruyor. Harika bir cümle. Rabbim bana indireceğin her hayra gerçekten muhtacım. Her hayra ihtiyacım var. Biraz sonra olayı biliyorsunuz. Hz. Musa'nın yardımcı olduğu kızlardan bir tanesi gelir. Babam seninle görüşmek istiyor der. Hz. Musa onunla beraber gider. Salih bir insandır karşıdaki. Hz. Musa'nın hikayesini dinler. Hikayesini dinledikten sonra onu himayesi altına almaya karar verir ve ona der ki korkma. Sen artık o zalimden uzaklaştın, zalim kavimden çıktın. Burada emniyettesin. Bir, himaye sağlandı. Güvenlik altındasın artık, güvenlik içerisindesin. Ama başka ihtiyaçların da var. Adam der ki, eğer bana şu kadar süre hizmet edersen, benimle beraber şu kadar çalışırsan, ben, yani orada sana yer vermiş oldu, ev verecek yani. Bir barınağın var. Şu kadar süre çalışırsan, kızlarımdan da birisi de seni evlendiririm der. Eş de geldi. Bakın dikkat edin. Barınak geldi, himaye geldi. İş geldi, eş geldi. Bir duanın arkasından hepsi gerçekleşti. Şimdi bu dua çok kıymetli bir duadır. Bu duayı yapmak lazım. Ama bu duanın kabul edilmesindeki etken olan iki şeye dikkat edelim. Bir, Hz. Musa kendisi ne kadar problemlerle boğuşuyor olursa olsun... ...yardıma muhtaç iki tane kız gördüğünde umursamazlık yapmadı. Yani iyilik yaptı. Kendi problemlerimiz başkalarına iyilik yapmamak için bir sebep değildir. Kendi problemlerini başkalarının problemleriyle ilgilenmemeye sebep kılanlar aslında dualarının kabul edilmesinin önüne de bir engel oluşturuyorlar. Bunu unutmayalım. Ne durumda olursanız olun iyilik yapmaya devam edin. İyilik yaparsanız dualarınızın kabul edilme ihtimali artıyor. İki, Kızlardan bir tanesi babasının yanında o da hikayeyi dinliyor ve ondan sonra babasının ona işe almasını o kız teklif ediyor. Diyor ki baba yani böyle bir şey bir adama ihtiyacımız var zaten. Yanında çalıştıracağın kişi de iki tane özellik olması lazım. Yani çobanlık yapacaklar. İki tane yani iki tane özellik istiyor. Kavi yul emin. Kavi yani güçlü kuvvetli ve güvenilir. Musa aleyhisselam da bu ikisini de görmüş. Güçlü kuvvetli ve güvenilir birisi. İşe kabul edilmesinde yine Hazreti Musa'nın sahip olduğu değerler öne çıktı. Yani aslında hiçbir becerisi yoktu da doğası kabul edilip hiçbir becerisi yokken birisi ona çok güzel imkanlar sunan bir iş teklifi yaptı. Mümkün mü bu? Belki mümkündür ama hayat bunun üzerinden gitmiyor. Sünnetullah da bunun üzerinden işlemiyor. Hazreti Musa'nın kendisinde var olan bir takım değerler üzerinden Allah ona bir imkan kapısı açtı. Bu ne demektir? Arkadaşlar dualarımızın kabul edilebilmesi için bizim kendimizdeki var olan değerleri, kaliteyi artırmamız gerekiyor. Ona katma değer mi dersiniz, kalite mi dersiniz, yetenek mi dersiniz, ne izle yani yetişmişlik mi dersiniz? Hangi kelimeyi kullanırsanız kullanın. Sende bir takım değerler olmalı, bir takım beceriler olmalı ki Allah senin sahip olduğun bu değerler üzerinden senin duanı kabul edip sana bir kapı açacak kendinde hiçbir değeri geliştirmeyen, hiçbir beceriyi geliştirmeyen, kendisinde hiçbir özelliği öne çıkartıp da başkalarının ona bir teklif yapabilmek için sebep oluşturmayanlar Allah'ın tüm olmazları olduran gücüne güveniyorlar. Mümkün mü? Mümkün tabii. Evet Allah tüm olmazları oldurabilir. Ama Allah Teala bunu çoğunlukla yapmıyor. Hep ya hiç yapmıyor demiyorum. Bazen insanlara bir şey öğretmek için Allah Teala'nın bütün kuralları alt üst ettiği olaylar vardır. Hz. İsa'nın doğumu gibi mesela. Hz. Zekeriya'nın çocuğunun olması gibi mesela. Evet. Yani hiç olmaz şeyler oldurabilir mi Allah? Mümkün. Ama bunu Allah sürekli yapmıyor. Allah Teala kendi koyduğu sünnetin dışında bir uygulamayı başka bir şey öğretmek için bazen değiştiriyor. Bazen. Ama genelde koyduğu kural ne? Yani dualarının kabul edilebilmesi için senin de duanın kabul edilmesi için bir takım becerilerin, bir takım değerlerin olmalı. Değerli birisi olman lazım. Kendinizi değerli hale getirin. Dualarınızın birçoğunun kabul edilmeye başladığını göreceksiniz. Burada biz kendimize bu iki kuralı hatırlatalım. Bir, ne durumda olursanız olun, hangi probleminiz olursa olsun Sadece kendinize yoğunlaşmayın. Kendi derdinize odaklanmayın. Başkalarının derdini görmezlikten gelmeyin. İmkanınız olduğunda birilerine iyilik yapın. Yani o problemde mesela Hz. Musa'nın vücut gücü vardı ve vücut gücünü kullandı, bir iyilik yaptı. Birinizin de başka bir becerisi olabilir. İyilik yapma fırsatını kaçırmayın. Önünüze çıkan fırsatları görün, iyilik yapın. Aldığımız bir ders bu. İkincisi, Kendimize bir takım değerler geliştirelim. Kendimizi değerli hale getirelim ki Allah bize o değerler üzerinden kapılar açsın. Sonra da gönül huzuruyla bu duayı yapabiliriz. Tam bir teslimiyetle Rabbim gerçekten bana indireceğin her hayra muhtacım. Allah bütün problemlerinizi tek bir kalemde çözüp atabilir mi? Atabilir. Allah'tan böyle isteriz ve Allah Teala bize bunu böyle lütfeder mi? Lütfeder. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.